Bayanlar baylar, herkese selamlar. Merhaba, ben Alp. Alp'in üretimhanesine neler oluyor? Neler yaptık? Yaklaşık bir 3,5-4 saattir üretimhanede uğraşıyorum. Ama şöyle baktığınız zaman ne oldu deseniz gözle gözükür bir şey de yok ama temizledim. Genel üretimhanede bir temizlik yaptım. Şuradaki kafeslerdeki kuşları da bu tarafa taşıdım. Neden böyle bir şey yaptık? Şimdi bu kafeslerimizle, bu kafeslerimiz birbirinden farklı. Bu kafeslerin üstünü alacağım. Yani şöyle atıyorum, 3 tane bu kafesten olup üzerinde 2 tane falan bundan olacak. Şu yuvalıkların yönünü bu tarafa çevireceğim. Yani farklı yuvalık, yönü farklı olan yuvalıkla değiştirip yuvalı bu tarafa yapacağım. Hani belki şuraya da kafes koyabilirim daha sonra. Buraya kafes koyduğum zaman önünde yuvayı engellemesin, rahat ulaşabilelim. Burada köpük vardı. Buradaki köpüğü komple söktüm. Daha aydınlık oluyor. Şimdi şurada yavrularımız var. Onları da göstereyim ben size. Bu takım daha önce de yavru aldık bunlardan. Çok güzel renkli yavrular veriyor. Bakın. Kaç tane yavrusu var yine. Şu an mevsim değişikliği. İlkbahar. Kaç tane yavru var? 1, 2, 3. 6 tane yavru var. Doğru mu saydım? Evet, 6 tane yavru var. 6 yavru, bir yumurta var. Fazla rahatsız etmeyelim hayvanları. Yerini alalım. Yuvayı kapatalım. Şimdi üretimhanede, yeni üretimhanede sıkıntılar yaşadım biliyorsunuz. İşte bilmem rutubet falan vesaire sıkıntılar yaşadım. Kuş gönderdim biraz da. O yüzden bakın şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kafesimiz şu an boş. Şuradaki tepeliğe de kamerada netlerse tepeli mantoluya da albino dişi yaşattım. Anlaştılar, şu an gayet iyiler. Albino tepeli yavru çıkarsa bir de altlarından harika olur. Kamera netten niye böyle yapıyorsun? Şu takımımız falan da bakın bunlar. Sarı spanyol erkek, lütuna dişi. Bunlar şu üstteydi. Bu tarafa aldım. Bunlar da çok güzel, renkleri falan harika yani. Hemen kaçıyorlar. Hemen bir dur da seni bir gösterelim. Evet. Lütuna dişi. Sarı spanyol erkek. Bu taraftakilerin hepsi damızlık kuşlarımız. Bilik face'lerin ne? Yumurtaları henüz çıkmadı. Zannedersem yumurtalarda bir sıkıntı var. Boş olabilir. Kontrol etmek istemiyorum ışıkla falan. Birkaç güne kadar zaten belli olur. Bu hafta içinde çıktı çıktı çıkmadı. Hepsini kontrol edip eğer boşsa yumurtaları alacağım altlarından. Ama dişi çok güzel yumurtaya yatıyor. Tepeli nasıl sıkıştırıyor dişiyi? Dişi çöktü. Hop, hadi bakalım. Üstünlük sağlamaya çalışıyor.
Şu mutasyon yavruyu bir arkadaş soruyordu. Dişi mi erkek mi, bende de aynı rengi var diye. Onu ben bir yakalayayım. Bir dakika. Bunu bir arkadaş soruyordu. Erkek mi dişi mi diye. Kamera netlemiyor bugün. Netleme sorunu var kamerada. Bizim mutasyon dişi. Hop bakın şöyle kanadına falan ısırıyor beni. Boya yaptığım için de tırnaklarım boya. Kir falan değil, öyle demeyin. Kuaförüm biliyorsunuz. Bizim boya işleri yoğun oluyor. O yüzden kuşlarla bu ara çok iyi ilgilenemedim. Yani bunu itiraf ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Yavrular birbiriyle eşitmeye çalışıyor. Şişt. Seni oradan alayım mı ben? Seni orada sıkıştırıyorlar mı? Seni ben ayrı bir kafese alayım. Seni burada sıkıştırıyorlar, anlaşıldı. Gel bakayım. Seni şuraya alalım. Sana hemen bir su verelim. Sen burada dur. Yuvanın ağzını da kapatalım. Kuş olmayan kafeslerde yem verirken, mama verirken karışıklık olmasın diye şöyle yuvanın ağzını açık bırakıyorum. Yem verirken, mama verirken karışıklık olmuyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Üretimhanede problemler yaşamamış olsaydık, şimdi bizim burada en kötü 200'den fazla kuş vardı. Yani hem yavru alamadık, hem ölen kuşlar oldu. Yem de bitmiş bu arada, bir yem almam lazım. Senin yemin de var, suyun da var artık. Orada mutlu mutlu. Şu an üretimhanede bir sadece bu üst takımda yavru var. 6 yavru bir yumurta var. Bir de Black Face'lerde 6 yumurta var. Onun dışında yavru yumurtamız yok. İşte tepelinin eş durumu var. O dişi yumurtlayabilir. Şu takımda bir hareketlilik var. Şunlar eş tutuyor. Buradakiler zaten şu sıra komple, bakın şu sıra komple yavru. Bunlar böyle öpüştüğüne falan bakmayın, bunlar yavru. Bunlar da 1,5-2 aya kadar eşe gelir. Şurada var yine takımımız. Bunlar hep daha önce yavru aldığım takımlar. Bu aydan sonra kuşlarda üretim falan daha da iyi olacaktır. Çünkü dediğim gibi Lütino da mama yiyor. Yavruların, bakın bu sıradaki yavruların %80'i dişi. Özellikle yavrular, yani %80'i dişi. Yani 10 yavrudan 8'i dişi. Bir büyüsünler iyice, bir kızgınlaşsınlar. Ona göre, renklerine göre erkek getireceğiz. Bir şeyler yapacağız artık. Bir büyüsünler, bir kızgınlaşsınlar yeter ki. O mutasyon yavru da rüzgarın yavrusu biliyorsunuz. Rüzgarın yavrusu, rüzgar öldü. Şu da rüzgarın babası. Rüzgarın babası diyorum. Rüzgarın eşi, bu mutasyonun babası, rüzgarın eski eşi. Buna da albino dişi eşe attım. Bunları da böyle yaptım. Bu mavi dişinin erkeği öldü biliyorsunuz, mavi erkek. Arkadaki açık canlı mavi erkeğinde dişisi Lütino dişi.
Lütino dişi de öldü. Bakın şu yavrular, şu Lütino, şu yanındaki, şu üstteki falan, şu arkadaki erkeğin yavrusu. Bu arkadaki erkeğin yavrusu anneleri de Lütino dişiydi. Lütino dişi öldü. Bunun da, onun dişisi öldü. Bunun erkeği öldü. Bunları eşe attım ben de. Biraz kırgınlar. Çok kondisyonları çok iyi değil ama daha da iyi olacak inşallah. Her gün daha da iyi gidecek. Lütino takımımız. Yavru yumurta sayısı az olunca çok böyle keyifli bir anlatım sunamıyorum size. Ama şöyle bir ay, bir buçuk ay sonra çok daha keyifli böyle videolar çekeceğiz. Alp'in üretimhanesinde son durumlar bu şekilde. Kuş videoları çekeceğiz. Kuş videoları gelecek. Düzenli bir şekilde kuş videoları gelecek. Özellikle bu ayın sonuna doğru, bir 15-20 gün sonra daha da sık videolar gelecektir kuşlarla ilgili. Çünkü yeni eşlemeler, yeni yavrular, yumurtalar vesaire, daha da konularımız çoğalacaktır. Şu an durumlar böyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.